Ne durumda? Çok mu kötü? Ha? Operasyonda bayıldı, bir daha kendine gelemedi. Ya ne operasyonu ya bu halde? Dinlemedi, geldi Yağmur. Ya durum artık senin bildiğin gibi değil, çok daha tehlikeli. Apar topar ameliyata almak istediler, kabul etmedi. Ha, doktor bey, ne durumda? Maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Kan zehirlenmesiyle karşı karşıyayız. Ameliyat olması lazım demiştim, inat etti. Uyarmıştım sizleri. Bu işlerde şaka olmaz. Tamam edin işte. Eğer bu halinden ameliyatı alırsam ölür. Kan değerlerini normale çekmemiz gerekiyor. Hemoglobin ve oksijen takviyesi yapacağız. Size haber vereceğim. Kan zehirlenmesi nereden çıktı ya? İçindeki kurşundan. Niye girmedi ameliyata? Sen evim barkım diyorsun ya, benim evim barkım yoktu. 15 yıl önce ben bir çatının altına yerleştim. Sonra bir çocuk geldi. Ranzanın üstüne yerleşti ve yattı. Yani tek evim o yatılı okuldu. Ve en uzun tanıdığım yakınım sen. Yani uzun zaman görüşmesek de öyleydi. Konuşmasak da öyleydi. Dünyada yaşadığım en acı gün ne babamın ne annemin ölüm günüydü. Daha ziyade senin acını öğrendiğim gündü. Bu kan işi evde yapılamıyor mu? Yapılır ama başka tetkikler de lazım ameliyat için. Tamam, siz bu akşam onlarla ilgilenirken lütfen beni eve yollayın. Burada yatmanız sizin için daha uygun olacak. Doktor bey, bakın ben eğer yarın ameliyat olacaksam o zaman bu akşam oğlumla geçirmek istiyorum. Yani gerekirse evin önüne 3 ambulans koyarım. Ama lütfen beni anlayın. Pekala. Anne, o adam babam gibi sokakta tek başına mı bayılmış? Ne olur babamı tek bırakmayalım. Öyle değil kanım, öyle değil. Ne olur babam öyle olmasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.